Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mutant dutlar. Gereğinden fazla büyüyen ve şekilsiz olan dutların sebebi. Şimdi dün birkaç bir isim paylaşmıştım sosyal medyadan. Takip eden arkadaşlar da görür. Tabii şey olsun diye, reklam olsun diye, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diye bir şeylerde bulundum. Tabii sonra bazı arkadaşlarımız dedi ki bu dutun cinsinden biz de istiyoruz vesaire diye şeyler söyledi. Baktım ki yanlış anlaşılıyor. O yüzden bu videoyu çekme sebebi hissettim. Tam cümleyi de kuramadım. Şimdi arkadaşlar, bu gibi iri ve şekilsiz dutlar genelde sadece bu yedi veren kara dut dediğimiz ya da Avustralya kara dut diye adlandırdığımız dutta oluyor. Şimdi bunun iki sebebi vardır arkadaşlar. Bu tür erkenci olduğu için Mart ayında, Şubat ayında açmaya başlar. Eğer geç dondan etkilenirse yaklaşık bir ay sonra tekrardan filizler çıkartır. Ve bir ay sonra filizler çıkarttırdığı zaman ağaç çok güçlü, verimli olduğu için, hani herhangi bir meyveye güç harcamadığı için, ondan sonra çıkacak seyrek meyveler bu şekilde iri ve şekilsiz olur arkadaşlar. Ha, tat konusunda çok da kötü olmaz. Hani tadı fark etmez. Yani aynı olur, yani kötü bir tada sahip değildir. Hani bunu gördüğünüz zaman bu hani hormonlu veyahut da ilaçlı veyahut da hastalıklı olarak düşünmeyin. Bir ikincisi de bildiğiniz üzere bu benim bir ana ağacım, tek ana ağacım. Ben bunu komple buduyorum her sene. Çünkü meyve ihtiyacını, şu karşıda bir türüm daha var. Şöyle yakınlaştırırsam. Meyve ihtiyacını bu buradaki tek bir ağaç zaten çoklukla görüyor. O yüzden buradaki ağacımızı sadece fidan, çelik almak için kullanıyoruz. Ve aşırı şekilde buduyoruz. Şimdi bunu aşırı şekilde budadığım zaman şöyle dalı tutabilirsem, şöyle aşağıya doğru bakarsanız yaklaşık bu 3,5-4 metreye yakın bir sürgün uzatmış. Şimdi bunlardan çelik elde edeceğiz. Eylül sonunda tekrardan fidan yapmak için. Şu şekilde de gösterirsem belki 100 kadar bir dala sahibiz bunun üstünde. Şimdi biz bunu aşırı şekilde budadığımız için ağaç direkt gücünü sürgüne verdi arkadaşlar. Gücünü sürgüne verdiği için de hani enerjiyi atamadı diyebiliriz. Bu enerjiyi atamadığı için de bu mesela sürgünü çıkartıyor. Şuradakini de görebiliriz herhalde. Şu ortadaki dalda görmüş olduğunuz gibi tek bir dal geliyor. Buradan 2-3 saçak oluyor. Hani ağaçta o kadar bir güç birikiyor ki tek düze çıkarttığı sürgün bir süre sonra üstten şu gözleri patlatmaya başlıyor. Çünkü hani gücü çok fazla geliyor ağaca. O sürgünü patlattığı zaman da bu gibi değişik meyveler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hani bunda herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani bu ağacı aldığınız zaman bunun gibi iri, böyle şekilsiz meyveler alacağınız kesin değildir arkadaşlar. Siz bu ağaca normal baktığınız zaman, normal zamanında meyvelerini verecek, sonra yaprağını dökecek, sonra bir sonraki yıla hazırlanacak. Tabi bunların hepsi başta da söylediğim gibi bu bitkinin erkenci olması, don, hani geç donlardan etkilenen, Nisan donları, Mayıs donlarından etkilenen bir tür. Eğer o donlara yakalanırsa yine bir sürgün veriyor. O sürgün de hani çok güçlü olduğu için ondan çıkacak meyveler de bunun gibi şekilsiz ve iri oluyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz ki bu meyve, bu dut bir özellik değildir arkadaşlar. Hani dünkü yanlış anlaşılmış olabilir benim Facebook'ta paylaştığım. Yani yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemiyorum. Bunun sadece iki sebebi: bir ağaca don vurması, bir de sizin bunu aşırı şekilde budamanız. Bunun başka bir açıklaması yoktur arkadaşlar. Çünkü maalesef sosyal medyada bir resimleri paylaşıyoruz. Başkaları alıp kullanabilir. Hani size der ki bunun meyvesi böyle böyle. Siz alır dikersiniz. Sonra bir yıl sonra bakarsanız ki hiç böyle bir şey yok. Hiç denk gelmez. O yüzden hüsrana uğrarsınız. Bu da zaten özellikle bu dut için geçerli diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü diğer türlü dut ağaçları
Nisan'dan sonra açtığı için, hani meyveleri zaten Haziran'da olgunlaşmaya başladığı için onlarda öyle bir şey göremezsiniz. Zaten bu 7 verandut olduğu için bunun dallarını aşağıya doğru bağlasanız dahi veyahut da yapraklarını sökseniz yeni sürgün verse dahi bunun gibi ikinci dönemde bu şekilde şekilsiz meyve alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer yanlış anlayan varsa dünkü paylaşımdan özür dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.